Gençler merhabalar, şu yuvarlanma hareketi ile ilgili bir soru daha çözelim. 2004 yılında Eylül kampında çıkmış bir soru. Soru şu, kütleleri M, yarıçapları R olan disk ve küre var. Bunlar harekete geçiyorlar. Kaymadan yuvarlanarak hareket ediyorlar. İvmeyi ve ip girilmesini soruyor. Cevap burada var. Hatta burada ne tarafa hareket ediyor? Yani diskin olduğu tarafa mı düşüyor, diğer tarafa mı düşüyor? soruda ee, soruda verilmemiş ama beta daha büyük. Ee, Çıktan da görüldüğü gibi. Beta daha büyük verilmiş soruda. Tamam. Şimdi soru şu. Bu şekilde kaymadan yuvarlanan bir cisim. Hatta şurayı biraz yaklaştıralım. Ee, şöyle yapalım. Şimdi bu cisim şuraya aldık. Kuvvetleri bir belirleyelim, yani şu cisim için şuradan bir ip gerilmesi var, T diyelim. Aşağı doğru MG ağırlığının şu tarafa doğru MG sin teta'sı var. Bu teker, sistem şu tarafa doğru harekete geçiyor demiştik. Yukarıya doğru hareket ettiğine göre şu tarafa doğru dönüyor olmalı. Şimdi burada problem şu, sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? E, ip O noktasına göre ip bir tork oluşturmuyor. Ağırlık da bir tork oluşturmuyor. Tepki de bir tork oluşturmuyor. Bunu bu tarafa döndüren bir kuvvet olmalı. Sürtünme kuvveti şu tarafa doğru olmalı. Buna FC1 diyelim. Peki şu cisim için baktığımda da aşağıya doğru bunun MG sin betası var. E, ip gerilmesi var şu tarafa doğru ağırlığın diğer bileşeni var. Tepki var. Bu teker de şöyle dönerek ilerliyor. Bunu bu tarafa doğru döndürecek sürtünme kuvveti de şöyle olmalı. Buna da Fc2 diyelim. Tamam. Şimdi ne yazacağız? Bir kere şurayı sileyim. E, bu vatandaş için e, F net eşittir ma yazarsak T eksi Mg sin teta eksi Fc1 eşittir bunun M çarpı A'sı. Bir de dönmeden kaynaklanan torku yazacağım. Zaten ağırlık bir tork oluşturmuyordu bileşenleri. İp de oluşturmuyordu. Sadece sürtünme var. Yani FC1 çarpı R torkumuz. I çarpı alfa diskin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 emre kareydi. Çarpı alfa yerine de A bölü R yazalım. Yani şu R, şu R kareyi ve şunu götürsün. Hatta bu ikisini düzenleyelim fc1 yerine 1 bölü 2 ma yazıp diğer tarafa atarsak t eksi mg sin teta 1 bölü 2 ma'ydı diğer tarafa attım 3 bölü 2 ma yakaladık bu bir denklem peki şimdi aynı şeyi küre için yapalım ağırlığın bileşenleri var dedik ee, ip var sürtünme var f net eşittir ma yazarsam şurada biraz yer açayım kendime f net eşittir ma yazarsam e, Mg sin beta eksi T eksi Fs2 eşittir. M çarpı A derim. Aynı yümeyel hareket ettikleri için A1 A2 deme gerek. Duymadım. Bir de torku yazalım. İp gerilmesi ve ağırlık bir tork oluşturmuyor. Sadece sürtünme bir tork oluşturuyor. Yani tork sürtünme kuvveti çarpı uzaklık R o da eşittir. Onun eylemsizlik momenti küre olduğu için 2 bölü 5 m kare çarpı alfa alfa yerine de a bölü r yazdığımda şuraya şuraya kareye götürdü şu şunu götürdü yani f 2 yerine 2 bölü 5 ma a yazarsam ve diğer tarafa atarsam m g sin beta eksi t eşittir m vardı 2 bölü 5 geldi 7 bölü 5 m olur bu da ikinci denklemimiz. Şimdi artık bu iki denklemi çözeceğiz. Yani isterseniz taraf tarafa toplayalım. Bunu aşağıya yazıp mg sin beta eksi t eşittir 7 bölü 5 ma yaptı. Taraf tarafa topladığımda t'ler gitti. mg parantezinde sin beta eksi sin teta eşittir 3 bölü 2 7 bölü 5 daha. Bunu şurada yapıverim 3 bölü 2 7 bölü 5, 15, 14, 20 bölü 9 bölü 10 ema yaptı. Burada kütlelerden de kurtulduk. İvmemiz 10 bölü 29 g sin beta eksi sin teta oldu. İvmeyi bulduk. Bir de ip gerilmesini soruyordu. Yani ivmeyi şu denklemde yerine yazıp ip gerilmesini çekmekte bir problem yok. O yüzden soruyu burada bırakıyorum. Ee, görüşmek üzere gençler. Hoşça kalın. Hoşça kal değil mi ülke? Hoşça kalın. Tamam.